Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Arkadaşlar bu bölümdeki kazanımımız benzerlik kavramı. Özellikle birinci kalıp ve ikinci kalıp. Öncelikle benzerlik kavramı nedir? Bütün açılar eşit ve kenarlarda belli bir oran varsa biz buna ne diyoruz? Benzer üçgenler diyoruz. E, benzerlikte en önemli şey açı 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 benzerliğidir ve ben iki kalıp üzerinde gidelim. Şuradaki örnekleri incelersiniz. Birinci kalıp şu. Bir araçları eşit birler üçgenlerde. Burada kalıp vermemiş ama konu öyle anlatıyorum. Şu üçgen ve büyük üçgende ortak açı var mı diye bakarım. Hemen eşit açılı üçgenlerde. Hocam ortak açı bu. Üçüncü açılarda birbirine eşittir derim. Nokta karaladığım üçüncü açı burasıysa nokta karaladığım üçüncü açı burasıdır. Ee, sonra aynı açılık karşısındakileri oranlarız. Çözümü de burada var bakarsınız. İkinci kalıbımızda 90'lar 2'ye 2'den fazla olduğunda alfa beta'ya dalarız. Hocam alfa, beta, alfa, beta'ya daldığımızda bakın iki üçgende bütün açılar eşit oldu. Benzer. O zaman aynı açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşittir deyip aynı açının karşısındakiler orandayız. Evet kalıbımız buydu arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım mı? Evet. Birinci ve ikinci bölüm testleri, testine başlıyoruz arkadaşlar. Elimizde iki üçgen var. Bakın şu üçgenle büyük üçgende bir açıları eşit mi? Eşit. Ha hocam ortak açı arıyorduk. Hemen kalıbı birimiz. E burası, burası, ortak her iki üçgen'den. Nokta karaladığım şu üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım burada da üçüncü açı çift çizgidir. E ne yapacağız? Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Noktanın karşısı 3 bölü noktanın karşısı hop burası 6 eşittir. Çift çizginin karşısı 4 bölü çift çizginin karşısı 3 artı x diyeceğiz. Ama kolay bir benzerlik varsa üçgen 6 olmuş 1'e 2 çift çizginin karşısı 4 iken, çift çizginin karşısı 8 diyebilirsiniz. Direkt cevabı da 5 diye bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani böylelikle birinci soruyu Denizli bulduk. Geldik ki 90 havada uçuşuyor diyeceğim ama hayır. Adam sana ABC üçgeniyle bakın şu ABC ile şu üçgen benzer verilmiş hocam. Şu üçgen ile şu sarı tırtıklı üçgenle bu üçgen benzer verilmiş. Bir kere buradaki A açısıyla öbüründeki A açısı birbirine eşit. Yani burası alfa iken burası alfa. Sonra B açısıyla D açısı birbirine eşit. Hocam B açısıyla D açısı 90'lar derece. C açısıyla D açısı birbirine eşit. Şuraya beta dersen burası da beta. 2 e, benzer. Açıları yazdık. Aynı açıları gelir oranlayacağız. Hocam ne yapalım burada? 90'ın karşısı 6 bölü. 90'ın karşısı şuraya bakacak olursanız 4 artı x eşittir. Beta'nın karşısı 4 bölü. Beta'nın karşısı 6. E, buradan ne geldi arkadaşlar? 4 artı x çarpı 4 eşittir. 36 geldi. 4 artı x eşittir. 9 geldi. O zaman x de buradan ne geldi arkadaşım? 5 geldi. O, iki, i̇kinci sorunun cevabı böylelikle e oldu. Geldik üçüncü soruya. Hocam birer açılar eşit verilmiş. Birer açı eşit verilmiş üçgenlere bakacağım. Hocam biri bu biri bu derseniz ortak açı var mı? Yok. Ama biri bu. Bir tanesi hangisi? Bak çemberde bile karşımıza çıkıyor. Biri de büyüğü. Bak iç içe olan üçgende. Bir bunu seçtim bir de büyüğü. Arkadaşlar ortak açı burası değil mi? Var her ikisinde ortak açı. Nokta karaladığım 3. açı çift çizgiyken burada nokta karaladığım öbüründe yani büyüğünde burası da çift çizgi olmak zorunda mı? Evet. En çok yapılan hata şu. Hocam burası mı sıvı çift çizgi? Hayır. Sen şu üçgenle büyük üçgende ortak açım var. Büyük üçgende çift çizgi tamamı olacak. Buna da dikkat et lütfen. Noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 6 olmuş. Kolay bir benzerlik var. 1'e 3 oran var. O zaman çift çizginin karşısı 6 ise çift çizginin karşısı 1'e 3 orandan dolayı 18 olur. Yani buraya da kaç kaldı? 16 kaldı. Kolay benzerliklerle lütfen siz de böyle yapın arkadaşım. Evet üçüncü soru C an oldu geldik dördüncü soruya. A, B ile D, C birbirine paralel verilmiş. Hemen şu paraletleri kullanacağım. Bu paraletlerin olması ne anlama geliyor? Hocam burası alfa Z'den dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. E hocam bak açılar var burada. Alfa nokta üçüncü açı şey karaladınsa alfa nokta E üçüncü açı burası da karaladım. Yani açılara da al diyor sana soru. E bütün açılar işte oldu mu? Oldu. Yani senin şuradaki üçgeninle senin bu üçgenin ne oldu? Benzer oldu. O zaman başlayalım benzerliğe. Noktanın karşısı x bölü. Noktanın karşısı diğerinde 12 eşittir. Burada alfanın karşısı boş. Boş ver. Karalı açının karşısı 3 bölü. Karalı açının karşısı x diyeceğiz. x kare buradan 36 geldi arkadaşım. x de buradan kaç geldi? 6 geldi. Dolayısıyla böylelikle dördüncü soru edremit oldu. Geldik 5'e. E hocam bak birer açıları eşit verilen üçgenlerde ortak açı var mı? Bazı arkadaşlar hocam ters açıdan bunlar da ortak diyor ama şu üçgen ve şu üçgende hiçbir kenar yok. Bu üçgenlere yoğunlaşma. E neye bakacağız? Noktalı bu üçgen küçük üçgenlere yoğunlaşmayacaksam o zaman noktalı şu üçgene yoğunlaşırım. Öbür üçgende de noktalı hangi üçgene yoğunlaşırım arkadaşlar? Noktalı şu üçgene yoğunlaşırım. Bak iki üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? Şurası hocam. E, nokta karaladığım 3. açı çift çizgi ise nokta karaladığım kırmızı da da 3. açı çift çizgimidir. Evet. Yani senin bu sarı üçgenle kırmızı üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bütün açıları eşit oldu. Noktanın karşısı 2 noktanın karşısı 3. 2 bölü 3 eşittir. E, sarıdan başladık. Çift çizginin karşısı 4 bölü. Buradaki çift çizginin karşısı x artı 2 olacaktır arkadaşlar. Evet cevap ne olacak o zaman? İşler dışlar yapınca ya da sadeleştirelim önce 2 geldi buradan x artı 2 eşittir 6 geldi. x de buradan kaç geldi arkadaşım? 4 geldi. Beşinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik 6'ya. 90'lar havada uçuşuyor. Dal da alfabeti ama 3, 5. Pisagor varsa tabii de uygula. 3, 4, 5'ten 4'ü yazdık. Hocam alfa, beta. Beta 90 sağ alfa, alfa 90 beta. Yani senin şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. E benzerlik. Beta'nın karşısı x bölü. Sağdakinden küçükten başladım. Beta'nın karşısı 4 eşittir. Buradan başlamıştım. Alfanın karşısı 2 bölü. Alfanın karşısı 3 deriz. X'i yalnız bırakayım. 4 ile karşı tarafı çarpayım sadece. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Cevabımız 8 bölü 3 geliyor. 6. soru akçay oldu. Geldik 7. soruya. Şekil 1'de ebatları 12 cm ve 18 cm olan dikdörtgen biçimli ekrana sahip tabletteki fotoğraf. Tablet yan çevrildiğinde boyu orantılı biçimde küçülüyor. Yani kısa kenar atıyorum 5 oranında küçültülüyse öbürü de e, ee, uzun kenarda 5 oranını da küçültülüyor arkadaşlar. E bizden şu x isteniyor. Arkadaşım sonuçta aynı oranda küçültüldüğü için bu dikdörtgenler benzer değil mi? Aynı benzerliği biz dikdörtgenlerde de kullanabiliriz. Hocam benzerliği nasıl yapacağız? Bakın burası bu sefer ne oldu? 18 mi oldu? Evet. Dikdörtgenin kısa kenarları ne? Burada 12 burada x. Dikdörtgenin kısa kenarları oranı 12 bölü x eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarları oranı. Yani dikdörtgenin kısa kenarı burada 12 burada x Burası pardon e, şu kısa kenar tabletin kısa kenarı yani 12 birim olacak burası. E, buradaki uzun kenar kaç arkadaşlar? 18 bölü buradaki uzun kenar kaç? 12 dediğimiz zaman dikdörtgenin kısa kenarları oranı uzun kenarları oranına eşittir. Aynı oranda büyüdüğü için benzerdir arkadaşlar. E, 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 2, 3'e e bölsen 3'e bölsen 4, 4 kere 2 de 8 mi geldi buradan? Evet cevabımız böylelikle 8 geldi. Yedinci soru böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 8. soruya. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacaksın? Alfa dal kardeşim. Alfa beta alfa beta. E hocam bu üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. E hadi benzerliği uygulayalım bakalım. Öncelikle burada bir Pisagor bağıntısı var arkadaşlar. Ben hissedeceğim kardeşim. 3 varsa 3 4 5 üçgendir büyük ihtimalle. 3 4 buraya da 4 koyarsam 5 sağlandı mı? Sağlandı. Bizden de isteniyor. Tamam. Şimdi Pisagor yaptık. Bunu bulduk. Şimdi D'ye bakacağız. Yani normalde ne diyeceksiniz? Ulan yapmak istemiyorum ama hadi yapayım bari. Ee, normalde hocam A artı 1'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı. Bak A artı 1'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı. A'nın karesinden işlem işlem işlemle A'yı bulduk. Tamam mı? A4 geldi buradan. Sonra iki üçgen benzer hocam. Hadi benzerliği uygulayalım. Beta'nın karşısı var burada. X bölü buradaki beta'nın karşısı 3 eşittir. Burada 90'ın karşısı var. 4 bölü. Buradaki 90'ın karşısı 5. Sadece 3'ü öbür tarafa atayım. X buradan 12 bölü 5 gelir arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı gençler. Geldik bir sonraki soruya. E hocam bu dışarıdaki açı. Ya beni dışarıdaki açılar ilgilendirmiyor ki arkadaşlar. Beni üçgen içindeki açılar ilgilendiriyor. O zaman bu noktanın içindeki açıya bakalım arkadaşlar. Bak şuraya çizgi açısı diyelim mesela. 180'e tamamlayalım. O zaman noktadan kurtulduysam burada da noktadan kurtulayım. Hocam burası da çizgi. Ha, olay bitti. Niye? Bak iki üçgende eşit iki açı var. Eşit iki açı olunca ne yapıyorduk? Ortak açı olan var mı diye bakıyorduk. Çizgili bu üçgen var. Hocam bir de çizgili büyük üçgen var. Değil mi? Çizgili büyük üçgen. Ortak açı var mı? Var tabii ki. İşte tam olarak burası. Çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse çizgi karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. Olay bitti Aynı açının karşısındakiler oranla. Çift çizginin karşısı üçgen. Çift çizginin karşısı büyük de 6 geldi. Kolay bir benzerlik var. Hadi yazayım yine de. 3 bölü 6 eşittir. Çizginin karşısı 6 bölü. Çizginin karşısı x artı 3 diyeceğiz arkadaşlar. Ben ne yapacaktım peki? Hocam çift çizginin karşısı üçgen. Çift çizginin karşısı 6 olmuş. 1'e 2 oran var. Çizginin karşısı 6 ise çizginin karşısı 1'e 2 orandan 12 olacak. Yani x artı 3 e 12'ye eşitse x de buradan kaç gelir? 9 gelir. Buradaki işlemi yapsanız da yine cevabı 9 bulursunuz. 9. soru Cihan oldu. Geldik 10. soruya. Arkadaşlar şununla şu birbirine paralel verilmiş. Bu paralel doğruları kullanacağım. Bununla da bu birbirine paralel verilmiş. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle ben şuraya bir alfa dersem Z'den dolayı burası alfa mıdır? Alfadır. Hocam şu paralellikleri kullanacağım. Şu paralel doğruyu uzatsam e uzattığım zaman arkadaşım şuraya bir beta dersem betaysa ise dolayı burası da beta. Hocam paralel ya bunda bu. Şöyle bir Z'm var arkadaşlar şöyle bir Z yok. Şuradaki beta değil mi? Evet şunlar birbirine paralel. Şöyle bir Z var değil mi arkadaşlar? Evet dikkat edin. Şöyle bir Z arkadaşlar. Bak. Hatta mavi kalemle göstereyim. Şöyle bir Z var arkadaşlar. O zaman beta ise burası da beta yaptı. A, alfa beta 3. açı. A, alfa beta 3. açı. Yani senin şuradaki üçgeninle yandaki üçgenin ne oldu arkadaşım? Benzer oldu. Yani şu üçgenin benzer oldu. Hocam burada çift çizginin karşısı var 6 bölü buradaki çift çizginin karşısı 9 eşittir. Hocam burada 8'in karşısı var başladığım üçgen her zaman bak soldan başladım soldaki üçgen üstte olacak. Eşittir beta'nın karşısı 8 bölü buradaki beta'nın karşısı kaç 8 artı x olacaktır arkadaşlar. 3'e bölsen 3'e bölsen 2 3 2'ye bölsen 2'ye bölsen 4 4 kere 3 12 8 artı x eşittir 12 ise x'i buradan kaç bulursun 4 bulursun. Yani cevabımız böylelikle 10. soruda Cihan oldu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Alanı 144 birim kare olan bir kare. O zaman bir kenarı kaç yapıyor arkadaşlar? 12 mi yapıyor? Evet. Evet bir kare uyarı levhası ve 8 birim uzunluğunda kalınlığı önemsiz direği. 8 birim uzunluğunda ve kalınlığı önemsiz. Tamam. Şu direk 8 birim uzunluğunda. Aşağıda vermiştir. Direk AB kenarının orta noktasına dik konumlu olarak levaya bağlıdır. Yani burası 6 burası 6 diyor. E burası dikse 6 8 10 üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Sonra bu böyle aşağı yatmış. Sonra bunun uzantısı F olmuş diyor. EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bu bir kare değil mi? Evet. Kareden dolayı burası da 90 derece değil mi? Evet. Burası 90 derece olduğundan burası da 90 derece. E 90'lara mı düşüyor? Dal alfa beta ya. Alfa 90 beta. Beta 90. Alfa alfa 90. Burası da beta yaptı. Yani senin şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Hatta karenin bir kenarı 12 idi, bunu da yazalım. Ee, bizden ne isteniyor arkadaşlar? X artı 10 isteniyor. Öncelikle burada 90'ın karşısı X bölü, 90'ın karşısı 10. X bölü 10 eşittir. Burada alfanın karşısı var 12 bölü, buradaki alfanın karşısı 8. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3 pardon, 4'e bölsen 2 oluyor burası. E, 30 bölü 2'den X'i kaç bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. X 15 ise EF uzunluğu 10 artı 15'ten kaç yapacaktır arkadaşlar? 25 yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle 11. soruda balıkesir yaptı ve bu testi bitirdik galiba bölüm 2 testini. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. bölüm testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.